Ersin Çelik 3 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı Akşener'in yıkıcı gücü sağda inecek mi var? Meral Akşener'in 25 yıl önce İçişleri Bakanı konuk olduğu 32. gün programında Mehmet Ali Birant'la reklam arasında yaptıkları sohbet dünden beri gündemde. Çünkü Akşener burada Türkiye siyasetinin en kritik döneminde bir hükümetin kurulmasını önlediğini ve bu rolünü de gizli bir vazifeymiş gibi anlatıyor. Akşener, İçişleri Bakanı sıfatıyla konuk olduğu yayının reklam arasında ikili sohbette şunları söylüyor. Ben, DYP Kadın Kolları Genel Başkanlığında 8 ayda 45 il gezmiştim. Refah Ana Koalisyonunu ben yıktım. Kadınlarla yıktım. 50 kadını dökemediler. Ben iyi bir örgütçüyüm. Akşener'in kurulmadan yıktım dediği koalisyon, 28 Şubat'ın karanlık noktalarından sadece biri. Kurulamayan koalisyonun başka bir hikayesi daha var. Üstelik başrolünde yine bir kadın yer alıyor. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz. Yıllar önce konuşuldu aslında. Merhum Necmettin Erbakan'la Mesut Yılmaz, Refah Ana Koalisyonu'nu kurma aşamasına gelince Berna Yılmaz'ın eşine "Mesut, bu koalisyon olursa ben boşanırım." dediği manşetlere taşındı. Berna Yılmaz yıllar sonra verdiği söyleşide eşiyle geçen diyaloğu şöyle doğrulamıştı. Bunun üzerine DYP'li bir grup kadın evimizin önünde "Boşa Berna" diye pankart açtı. 25 yıl sonra ortaya çıkan program kaydına bakılırsa Berna Yılmaz akşeneri de teyit ediyor aslında. Gerçekten yıkmış ve belki de bakan yapılarak ödüllendirilmiş. Çünkü 32. gün programında Brand'ın ısrarlı sorularına rağmen neden tercih edildiğini bir türlü açıklanamayan bir İçişleri Bakanı tavrı sergiliyor. Dikkat çekmek istediğim başka bir nokta daha var. Brand ve Akşener'in reklam arası sohbetinin 25 yıl sonra ortaya çıkması ya da çıkarılması en az içeriği kadar önemli. Akşener, günümüzün en güçlü siyasi figürlerinden. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek konumda. Şu günlerde de altılı masayı yeniden dizayn etmeye çalışıyor. 32. günün 25 Ekim'de yüklenen Akşener bölümü tam da böyle bir çekişmeye denk geldi. Günden belirleyen ikili diyalogta bu bölüm çekilirken gerçekleşmiş. Röportaj 32. gün programının Facebook sayfasına Akşener'in koalisyonu ben yıktım sözleriyle yani ayıklanmadan yüklenmiş. Reklam arası bir sohbet olduğu çok belli. Ancak kayıt altına alınmış. Teknik olarak bakıldığında o bölüm hiç de reklam arası ve kamera arkası görüntüsüne benzemiyor. Sanki ara verilmemiş ve yayın kaydı devam ediyormuş da sonrasında bu bölümler çıkarılmış gibi. Videonun ilerleyen saniyelerinde ikili plan ve açılarla rejili yayın yapıldığı görülüyor. Hadi diyelim dönemin teknik altyapısında kesintisiz kayıt yapılması gerekiyordu ve o bölümler daha sonra montajda atılıyordu. Peki 25 yıl neden tutulmuş olabilir? Yıllar sonra da yanlışlıkla Facebook'a yüklenmesi neresinden bakarsanız bakın ilginç bir ihmal. Bir kere zamanlaması manidar. Çünkü Meral Akşener şu günlerde yeni bir yıkım çalışması içinde olduğu görüntüsünü veriyor. En azından altılı masayı sağ çekmeye çalışıyor. Önce Kılıçdaroğlu'nun kendisini zorla aday ilan ettirmesine karşı altılı masa noter değil çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu geri adım atmayınca CHP'ye yakın gazeteciler ve günden belirleyen isimlerin masadaki savcıları istemediklerini söyledi. Akşener, diğer beş partiyi Sağcılar diye bloklayarak liderlerine mesaj verdi aslında. Ancak anlaşılan karşılık bulmadı ve masa dışına yöneldi. İttifaka sağdan dahil olmak isteyen BTP'nin genç genel başkanı Hüseyin Başla görüştü. İki lider kararlı bir görüntü verdi. Dün Yeni Şafak'ta muhabirimiz Mehmet Güney imzalı önemli bir Ankara kulisi haberi vardı. İyi Parti'nin BTP ısrarı Masada kendine yakın bir partinin olması ve ilerleyen süreçte pazarlık gücünü artırma hesabı olarak yorumlanıyor. Aynı haberde İYİ Partili bir kaynağın, BTP'nin masada bulunan gelecek ve DP'den daha fazla oy alabilecek potansiyeli var. Görüşünüce okuduk. Tüm bunlar Akşener'in masayı sağlaştırma hamlesi olarak okunabilir. Peki masa sağa çeker mi? Yani CHP'ye karşı cephe alınır mı? Pek mümkün değil. Masayı bizzat Kemal Kılıçdaroğlu kurdu. Tüm stratejiyi ekibiyle geliştirdi ve adaylık sürecini şimdi de İngiltere'ye taşıdı. Buna karşılık Akşener de kendi kartlarını oynuyor. Birlikte yürüdüğü liderler ve siyasi parti süreçlerini daha önce yazmıştım. Tansu Çiller'e bayrak açtıktan sonra içinde bulunduğu tüm siyasi oluşumlarda sonunu getirememiş. Tıkanınca önündeki liderleri aşamayınca yeni yollara sapmış. Sırasıyla Tansu Çiller, Köksal Toptan, Mehmet Ağar, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi yolda bırakmış. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor ve iki lider arasında kriz olduğu görülüyor. Akşener bir kez daha yeni bir yola girer mi peki? Siyasi geçmişine bakarsak girebilir. Çünkü Akşener'in yıkıcı, dağıtıcı, dizayn edici bir gücü var. Yıllar sonra ortaya çıkan ve yanlışlıkla internete yüklenen Akşener Birant sohbeti altılı masaya da bir şeyler söylüyor gibi. Zaten kendisi de dünkü grup konuşmasında iyi ki refah yolun kurulmasına vesile olmuşum diyerek yeni bir mesaj daha verdi.